Hepimizin kahvaltı sofrasına yer alan, keyifle tükettiğimiz, çocukların bayılarak yediği çilek reçeli yapıyoruz bugün. Çileklerin yeşil kısımlarını ayıklayarak isterseniz işe başlayalım. Ayırdıktan sonra güzelce şöyle birkaç su, tümüyle bütün kırıntılar pisliğe gidene kadar yıkıyoruz. Dilerseniz birkaç damla sirke de ekleyebilirsiniz yıkama suyuna. Yıkadıktan sonra muhakkak suyunu süzün ve tencereye alın. Tencereye aldıktan sonra 3,5 su bardağı şekeri üzerine ekleyin. Ağzı kapalı 6-7 saat bekletin. Daha sonra tencereyi ocağa alın. Orta ateşte pişirmeye başlayın. Kaynayınca ocağın altını kısın. Pişerken köpüklerini muhakkak ayırın. Ben hatta çekerken ilkinde çekim heyecanıyla unutmuşum. Sonrasında tekrar aldım. Bir 10 dakika kaynadıktan sonra çilekleri lütfen ayrı bir yere ayırın. Böylece daha diri kalacaktır çileklerimiz ve suyumuz daha kıvamlı olacak şerbeti. Bu arada videomu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Toplamda en başından sonuna 1 saat gibi bir pişme süresi var. Şurubu biraz kaynattıktan sonra çilekleri, ayırdığımız çilekleri tekrar ekleyerek bir 5-10 dakika daha kaynatıyoruz. Daha fazla kaynatmayın. Daha önce de dediğim gibi toplamda 1 saat gibi bir kaynama süresi var. Bunu geçerseniz çileklerin biraz daha marmelat kıvamına gidecektir ve reçel keyfi vermeyecektir size. Köpüklerini yine ara ara toplamayı lütfen unutmayın ki şurubu daha parlak olsun. Son olarak kavanozlamadan önce yarım limon suyu ekliyoruz. 1 çay kaşığı da evet, şimdi şaşıracaksınız belki ama 1 çay kaşığı da tereyağı ekliyoruz. Bu tereyağı hem koruyucu bir işlevi var hem de daha parlak, böyle şıkır şıkır bir hazır reçel gibi bir reçeliniz oluyor. 750 mililitre bir kavanoz, cam kavanoz, 0,1 kapak. Sıcak kapatın, ters çevirerek soğumasını bekleyin. Dilediğinizde de açın ve servis edin. Keyifle yiyeceğiniz bir çilek reçeli umuyorum ki olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden elinize sağlık. Haydi mutfağa.